Size kısa bir DNA dizisi göstereceğim arkadaşlar. Kullanacağım harfler de bir DNA dizisini meydana getiren nükleotid bazlarının kısaltmaları olacak. Timin, timin, sitozin, guanin, sitozin, timin, adenin, timin, timin, bir tane daha timin koyuyorum. Fark ettiyseniz sitozin yerine C yazdım siz isterseniz S de yazabilirsiniz ama kaynaklarda her ikisi de geçiyor. Elimizdeki DNA dizisi buysa eğer, bunu kodlayacak olan RNA dizisi ne olur peki? Bu sorunun cevabını bundan önceki videolarımızdan hatırlıyor olabilirsiniz. Evet. Eğer hatırlıyorsanız hadi hemen videoyu durdurun ve RNA dizisini kendi kendinize bulmaya çalışın. Buradaki püf noktası, yani eğer DNA'nın bas çiftlerinden bahsediyorsak, adenin e, timinle, sitozin de guaninle eşleşiyor. Bunu hatırlamak. Püf noktası bu. Ancak söz konusu olan RNA olduğunda timin yerine urasil gelecek. Timin yerine urasil. Bu durumda bahsi geçen RNA dizisine de bir bakalım. DNA'nın timini, RNA'nın adeninine karşılık gelecek. Bu da yine adenin olacak. Sonra guanin, sitozin, guanin, adenin ve bu RNA olduğundan timin yerine urasil gelecek. Bunlar da adenin olacaklar. Bu sürecin adı arkadaşlar transkripsiyon. DNA'dan RNA'ya transkripsiyon. Bu sürecin etkili olması için başka bir deyişle buradaki bilginin Vücudumuzun bir yerinde kullanılabilmesi için bir proteine translasyonu gerekir. Bunu da daha önceki videolarımızda görmüştük. Bu bazların üçlü gruplarına kodon adı verildiğini biliyoruz. Kodonlar da belirli amino asitleri kodluyorlar. Bu kodonun hangi amino aside ait olduğunu bulmak için bize bir amino asit translasyon tablosu lazım. Bu tabloların farklı çeşitleri olduğunu da biliyorsunuzdur. Bu en çok karşılaştığımız tablolardan birinin İngilizce versiyonu. Birinci baz A, ikinci baz A, üçüncü bazda G. Bir bakalım. Birinci baz A, ikinci baz A, buraya geldik. Üçüncüsü de G olacak. Bu Lizin amino asidini kodlayacak. Aynı sonuca farklı bir translasyon tablosu aracılığıyla da ulaşabilirdik. Örneğin buna benzeyen dairesel tablolarla da karşılaşmış olabilirsiniz. Tabii ki az önce de söylediğim gibi tablonun dairesel olması sonucu değiştirmeyecek. Merkezden başlıyoruz. A A ve G Gördüğünüz gibi bu kodon lizini kodluyor. Sıradaki kodona bakalım. Eğer siz de en az benim kadar heyecanlıysanız hemen videoyu durdurun ve bu kodonların hangi aminoaside karşılık geleceğini kendi kendinize bulmaya çalışın. Sıradaki kodon CGA. CGA. Arginin. Sonra UAA var. Bakalım siyah bir noktaya vardık. Peki bu siyah nokta hangi anlama geliyor olabilir? Bu bitiş, sonlanma ya da stop kodonu olarak bilinir. O yüzden bazen burada stop yazdığını da görebilirsiniz. Not ediyorum bunu. Stop. Tahmin ettiğiniz gibi sonlanma ya da stop diye bir amino asit yok. Bu arada bu genellikle ribozomlarda gerçekleşir ve translasyonun durması mesajını içeren kodondur. Başka bir deyişle bu amino asit ya da polipeptit zincirinin sonudur. O halde ne olacak? Evet, burada duracağız. Şimdi size ilginç bir şeyler göstermek istiyorum. Mutasyonları incelemeye ne dersiniz? Bu bazların bazılarını ele alalım. Belki araya başka bazlar girecek, bazıları silinecek ya da bazılarının yerleri değişecek. İsterseniz Nokta mutasyon olarak da bilinen mutasyon çeşidiyle başlayalım. Buradaki C yerine bir A geldiğini düşüneceğiz. Bu olursa RNA dizisinde G'nin yerine U gelmesi gerekir. Öyle değil mi? Ve burası urasil olursa AAG olduğu gibi kalacağı için hala lizin'i kodlayacak. Ama ikinci kodon artık farklı olduğundan CUA olunca buraya lösin gelecek arkadaşlar arginin yerine lösin diyoruz. Bu yer değiştirme mutasyonları söz konusu olduğunda tipik bir durumdur. Yani belirli bir amino asidi değiştirebilir ama bazen bundan daha önemli sonuçlar da doğurabilir. Örneğin bu G'nin yerine A gelirse buradaki C'nin yerine de U gelmesi gerekecek ve bu durumda ne olacak dersiniz? Burada hala lizin var ama ikinci kodon UGA olduğundan bakın stop kodonu ee, bu, bu şekilde elde etmiş olacağız. Bu yüzden translasyon duracak ve buradaki DNA dizininin uzun bir dizi olduğunu, yani mutasyon geçirmemiş polipeptitin normalde daha da uzayacağını ele alırsak bu çok önemli bir durum arkadaşlar. Burada stop kodonu var ama şöyle düşünün, devamında binlerce kodon olsaydı da nokta mutasyonu sebebiyle translasyon duracaktı ve sonuç olarak bu durum kodlanan proteini etkileyecekti. Bundan biraz farklı sonuçlarla karşılaşmamıza sebep olan bir başka mutasyon da çerçeve kayması mutasyonu olarak bilinir. Bu araya bir şeylerin girmesi ya da bir şeylerin silinmesi yüzünden her şeyin kaymasıyla sonuçlanır. Mesela burada A yerine G gelmesi yerine buraya bir A eklendiğini ele alalım mı? Hemen yeni diziyi yazıyorum. TTC AGCT ATTT Orjinal diziye bir A bazı eklendi. Demek istediğime dikkat ederseniz A bu defa G'nin yerine gelmedi. Araya girdi. Anlaştık mı? Sonuç olarak da her şey ne oldu? Sağa doğru kaydı. Şimdi hangi amino asitleri elde edeceğimize bakalım mı? Önce RNA transkripsiyonu olacak. Yazıyorum. A A G U C G A U A A A İlk kodon hala lizin'i kodluyor. Burada bir değişiklik yok. İkinci kodona bakalım. UCG. UCG olursa amino asidimiz serin oluyor. Farklı bir amino asit elde ettiğimizi şimdi görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? E, ve eğer dikkat ederseniz burada sadece bir tane değil, bundan sonra gelecek amino asitlerin hepsi değişecek. AUA ile izolösin elde edeceğiz. İzolösin. Ve bakın daha önce burada stop kodonu varken artık izolosin var. Bu şekilde de devam edeceğiz. Bu da çerçeve kayması mutasyonlarının yani araya bir baz girmesi ya da bir bazın silinmesi sonucu gerçekleşen mutasyonların diğer tüm bazların kaymasına sebep olup translasyon üzerinde çok büyük etkileri olduğu anlamına geliyor. Mutasyonlar sürekli gerçekleşen şeyler olsa da biyolojik sistemlerin bunları kontrol altında tutmak için geliştirdikleri mekanizmaları vardır ve bu sayede de mutasyon sıklıkla önemli ölçüde azalmıştır. Bu arada bahsettiğim bu mekanizmaların nasıl çalıştığını hala tam olarak anlayabilmiş değiliz. Bu noktada size bir de mutasyonların her zaman kötü şeyler olarak algılandıklarından bahsetmek istiyorum. Çoğu zaman da hakikaten mutasyonlar kötüdür. Yani işlevsel bir protein elde edecekken işe yaramayan bir protein elde etmemize sebep olabilirler. Mesela burada kodlama erken durmuş. Burada ise bir çerçeve kayması mutasyonu sonucu tamamen farklı bir protein elde etmiştik. Evet, mutasyonlar çoğu zaman kötü sonuçlar doğururlar ve bazı hastalıklara sebep olurlar. Ancak bazı durumlarda çok da önemli olmayabilirler. Kimi bazların yeri değişmiş olabilir, belki sadece bir amino asit değişir ve bu da proteinin işini yapabilmesine engel olmayabilir. Buna ek olarak mutasyonların aslında faydalı oldukları durumlar da vardır. Neden mi? Popülasyonda varyasyona sahip olmak için mutasyonlara ihtiyacımız var. Varyasyon doğal seleksiyonun temel sağlayıcılarından biridir varyasyon olmazsa farklı ortamlarda seçilen farklı türler olmayacağından değişim de gerçekleşmez. Evet, bu video sayesinde transkripsiyon ve translasyonun nasıl işlediğini umarım anlamışsınızdır. Bu transkripsiyondu ve DNA'dan RNA'ya doğru gerçekleşiyordu. Bu ise translasyon, RNA'dan proteine olacak. Evet, bunun nasıl gerçekleştiğini ve translasyon tablolarının nasıl kullanıldığını gördük. Ek olarak, nokta ve çerçeve kayması mutasyonlarının da kodlanan protein söz konusu olduğunda ne gibi sonuçlar doğurabileceğine de göz attık.